Bu düşünceden hareketle yargılarından hangisi ya da hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Okumanın insanı mutsuzluğa sürüklediği gibi yaygın bir kanı var mı bilmiyorum ama ben katılmıyorum. Tam tersi okumanın iyileştirdiğini düşünürüm. Bunun pek çok farklı sebepleri var ama ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Okumak sizi içinde bulunduğunuz o çok gerçekçi, rasyonel, dolayısıyla kimi zaman çok sıkıcı olan o dünyanın boğucu havasından uzaklaştırır. Kendinizi bir cendereye sıkışmışlık duygusundan kurtarırsınız. İkincisi, özellikle edebiyattan bahsediyorsak iyileştirir. Çünkü bu dünyada yalnız olmadığınızı, bütün çelişkileri, sıkıntıları ve zevkleriyle görürsünüz. Yani okumak can sıkıntısına birebirdir, kesin olarak ulaşabiliriz. Okumak başka insanlarla aynı paydada buluşulduğunu kanıtıdır. Yalnız olmadığınızı derken, okumak her yaşta yapılması gereken bir eylemdir demiş. Bundan bahsedilmemiştir. 3 eliyoruz. 1 ve 2 cevabımız A seçeneği. Bu ifadelerden hareketle yargılarından hangisi ya da hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Tarihçi değildir Yaşar Kemal ama bütün bu uygarlıkların söylenceleriyle gelişen Anadolu efsanelerini, deyişlerin, masalların, geleneklerin, halk türkülerinin ışığıyla harmanlayan günümüzün en büyük anlatıcısıdır. Yaşar Kemal'in romancılığı Çukurova'nın bereketli topraklarından, pamuk ve çeltik tarlalarından, ırgatların döktüğü terden, traktör motorlarından, kerpiç evlerde kaynayan çorbadan, yörüklerin çadırlarından, Anadolu'nun bin bir efsanesinden beslenir. Yaşar Kemal Çukurova'dan Toroslara, oradan Balkanlara kadar pek çok coğrafyada tanınmaktadır diyor. Yanlış bir kanı. Yaşar Kemal eserlerinde halk anlatılarına yer vermiştir. Masallar, gelenekler, halk türküleri derken Yaşar Kemal eserlerinde sıkça halk türkülerine yer verir. Kesin olarak buna ulaşamayız. 1 ve 3'e ulaşılamıyor. Cevabımız B seçeneği. Bu sözlerden hareketle yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir demiş. Henüz çocuk yaşta tanıştığım Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın mizahıyla, mizahın nedenli samimi ve içten bir anlatım aracı olabileceğinin farkına varmıştım. Üstelik mizahta da fazlasıyla acı vardı. Üstelik en güçlü ve en kalıcı mizah öyküleri gücünü acıdan ve hüzünden alıyordu. Ama mizah acıyı ve hüznü sömürmüyor, hayatın içinde var olduğu gibi en doğal haliyle yansıtıyordu. İşte bu yüzden mizahın dayanılmaz doğallıkta bir büyüsü vardı. Öykülerde mizahın yer alması esere estetik katar demiş. Böyle bir söylemden bahsedilmiyor yukarıda. Mizah samimi bir anlatım aracıdır, samimi, içten. Mizahi öyküler içinde hüzün de barındırır, acı ve hüzünden de alıyormuş mizah. Yani cevabımız D seçeneği. Bu parçada Sait Faik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Edebiyata şiirle başlayan yazar daha sonra hikayeye yönelmiştir. Eserlerini oldukça sade bir dille yazmıştır. Hikayelerinde işçileri, çocukları, aylık insanları, özetle küçük insanı anlatır. Bu hikayelerde deniz, adalar, İstanbul, sahiller vazgeçilmez unsurlardır. Çehov, yani durum tarzı hikayenin en önemli temsilcisidir demiş. Edebiyatımızda durum tarzı hikayenin en önemli temsilcisi oluşuna. Hikayelerine en küçük bir olay bile konu olabilir. Dülger balığının ölümünde olduğu gibi gözlemci ve gerçekçi bir yazardır. Yani realist ve gözlemcidir diyoruz. Günlük hayatında olduğu gibi sanatında da kurallara bağlılıktan hoşlanmaz.
kurallara bağlı kalmaktan hoşlanmayan bir yazar oluşuna, modern Türk hikayeciliğinin öncülerinden olan Sait Faik getirdiği yeniliklerle kökü kendisinde olan bir yazar olarak kabul edilir. Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve insanları basit, samimi, hem iyi hem de kötü taraflarıyla oldukları gibi fakat şiirsel ve usta bir dille anlatır. Hikayeciliğimizde kendine mahsus bir tarz geliştirdiğine de burada değinilmiştir. Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın temsilcilerinden oluşuna diye bir söylem geçmemektedir paragrafta. Cevabımız